demişken boşandılar. Evet. Sana o dönem bir kırgınlığı falan oldu. Ya ne oldu? Ne oldu? Demet boşandığı günün ertesi günü bana bir telefon açtı. Bir şeyle ilgili benim mobilya bir işi vardı. Evet. O masamı değiştireceğim falan dedi. Bir şey dedi. Onu bir sorsana bana dedi. Fakat akşam aramıştı beni. Ben o akşam bizim sevgili Derya'cımızın doğum gününe gidiyordum. Ayaydın vardı. Çok severim onu bir tane. Ona doğum gününe gidiyordum. Bir güzel bir davet vardı. Demet de Antalya'ya uçuyordu. Bana dedi ki telefonda şey bulsana şu masa işini konuşalım dedi. Tamam dedim ben bulamadım. Yani o sabaha bıraktım. Zaten akşam gece 9-10 yani düşünsene. Masacıyım hocam. Fakat tabii morali bozuk ya Demet'in. Evet. Antalya'ya gidiyor. Gece beni şeyden görüyor. Sosyal medyada görüyor beni. Aslında beni görmüyor. Ben o gün Nur Yalıtaş'ın resmini çekmiştim. İlk defa herkes yayınlamıştı. Evet, o evet, gün, evet, evet. O gün ben kendim koydum. Vay bana bir kızdı. Ay çok deli bayağı deli. Demek yani çok... ben üzülürken sen nasıl ben şen nasıl şakrak eğlenirsin. Bana aramadın, bana dönmedin diye. Çünkü çok hassas Demet yani. Evet. Ertesi günü kalktım, geldim. Telefona baktım. Demet Akalın seni silmiş. Hadi canım falan diyorum ben. Yok canım öyle şey olur mu diyorum. Bana yazıyorlar öyle bir. Allah Allah diyorum hakikaten şok haber Demet Akalın'la bozuştular diye şok haber diye böyle bir şey. Aa yok hemen kalktım eve gittim. Demet de çıkmış çünkü o gün üst üste işlere gidiyordu. Çıkmış evden kapıya gittim. Bir daha gittim ben de işim vardı. Ertesi günü tekrar gittim evi bastım. Ya ilginç olan ne biliyor musun? Boşanmadan 11 Eylül'den yaklaşık bir 6-7 gün önce siz AVM'de hep beraber Şen Şakrak, evet. Okan Kurt, Demet Akalın ve sen hatta fotoğraflarını çektiler gazeteci arkadaşlarınız. Bir hafta önce. Muydu o zaman bir şey ya da o gece böyle bir dertleştiniz mi orada? Şimdi Demet Akalın gerçekten yani şu evlilik şeyine çok bağlı kalmak istedi. Yani evliliğine, çocuk ve aile birimine, bireylerine çok inandı. Fakat bir takım yanlışlar oldu Demet'e. Yanlış şeyler oldu. Yani haber verilmedi Demet'e. Bu olaylarla ilgili, olabileceklerle ilgili haber verilmedi. Bizim hallederiz abiye şeyler. Döndü bu iş. Halledeceğiz. Sen merak etme sana zarar gelmeyecek. Bence tam konuşmuyorum Demet'le bu kadar çok derin konuşmayız biz ama söylerse söyledi yani sabrettiğini biliyorum. Yani aslında Okan da bir nevi evliliği kurtarmak için pembe yalanlar söyledi. Sen merak etme öyle. Ben hallediyorum. Fakat icra gelmeyecek çocuk ve çocuğun üzülmesini asla dayanamıyor Demet. Yani Hira'nın üzülmesini asla dayanamıyor. Bir de benim evimden eşya giderse ben seni boşarım dedi ona. Ve zaten galiba bir usulsüz bir haciz olayı yaşandı. Evet, evet. Ve o gün aynı şey oluyor. Bir de Okan da diyor ki bunu halledeceğiz merak etme Demet diyor. Fakat galiba hallolmadı ki Demet bunu söyleyince ve çocuk ağlaması, kızın ağlaması Demet'i artık... Peki sen ne hissediyorsun? Gerçekten Demet cephesinde Okan sayfası tamamen kapandı mı? Şu anda kapandı. Şu anda diyorsun. Evet. Yani ileride olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Hala bir kişisel ihtimal fikrim. Var diyorum. Evet. Kişisel fikrim yani benim de bu. Yani aşk da mı bu kadar kısa sürede bitiyor? Aşk mı? Aşk yani bilmiyorum aşkın bittiğini ama bir evlilik var zaten 6 sene 6,5 sene. Evet 6,5 yıl. Onlar birbirlerine böyle çok düşkün hani böyle. Çocuk olduktan sonra yani bir şey tabii ama şöyle bir şey var Demet Akalın mı diyorsunuz yani dediğim Demet Akalın. Demet Akalın onun için sadece lüks gidip kebapçıda oturmakta artık evliliğinde. Kesinlikle kurallara uydu. Eşi ne derse onu yaptı Demet. Yani bir gidip gezmelere, tozmalara hiç atmadı kendini. Evet, evet. Bu kurallara uydu. Buna rağmen bu tür yanlışlar karşısına çıkınca bir haksızlığa uğradığını düşündü. Evet. Haksızlığa uğradığını düşündüğü için de olayı bitirdi ve bundan sonra da devam edeceğini düşünmüyor. Sen de düşünmüyorsun bir yakın olarak.